Evet, ozmotik basınçta kalmıştık. Gülay, hatırlıyor musun ozmotik basıncı? Hatırlıyorum hocam. Neydi ozmotik basınç? Yarı geçirgen zardan madde geçişini durdurmak için değişik çözelti tarafından uygulanması gereken basınca ozmotik basınç diyoruz. Ozmotik basıncın büyüklüğü maddenin cinsine değil, çözeltide oluşturduğu tanecik değişimine bağlıdır. Ozmoz olayının bitki ve hayvan fizyolojisinde çok önemli bir yeri vardır. Yani vücudumuzda hücreler arası yardımlaşma böyle oluyor. Yani hücrenin biri susuz kalmışsa, gıdasız kalmışsa bu yolla yardımlaşma oluyor. Canlılardaki hücre zarları yarı geçirgendir. Yani tam geçirgen değil, yarı geçirgen. Yani bu da ne demek? Kontrollü geçirgen. Bu nedenle hücre zarlarından her yöne madde geçişi ozmoz ile olur. Her yöne. Yani ben sana yardım ediyorum, sen de bana yardım ediyorsun. Besinlerin ve metabolizma atıklarının hücre zarından geçebilmesinin, yani besinler geçiyor, bir de atıklar var. Mutfak çöpünü ne yapıyoruz? Boşaltıyoruz. Boşaltmazsak olur mu? Olmaz. Ama mutfağa bir taraftan da ne var? Giriş var. Ekmek geliyor, meyve sebze geliyor, su geliyor, değil mi mutfağa? Ama bir taraftan da mutfağın çöpü var. Yani giriş çıkışa mutfak açık, onun gibi. Bunun nedeni ozmotik basınçtır. Kanın üreden temizlenmesi, yani vücudun fazlalık atık maddelerinden kurtulması, üreden temizlenmesi, doğadaki saf suların kendinden daha az saf sulara doğru geçmesi. Biz suları kirletiyoruz, sonra akıtıyoruz tabiata. Gönderiyoruz, sonra bakıyoruz temizlenmiş geri gelmiş. Değil mi? Yani bakıyorsun geri gelmiş. Yani hepsi temizlenmiş olarak bize dönüyor. Yani tabiat bunu ne yapıyor? Temizliyor. Bu da işte ozmotik basınç yoluyla oluyor. Bu sularda tuzluluk dengesinin sağlanması da yine ozmoz ile gerçekleşir. Şunu büyütelim. Gıdaların uzun süre bozulmadan saklanması için uygulanan yöntemlerin çoğu ozmotik basıncın yükseltilerek bakterilerin ölmesi ilkesine dayanır. Yani gıdaların uzun süre bozulmadan saklanması için uygulanan yöntemlerin çoğu ozmotik basıncın yükseltilerek, yani şuradaki şekildeki bakterilerin ölmesi ilkesine dayanır. Yani tuzlanmış balık 2.13'teki konserve, turşu gibi ürünler bakterilerin olumsuz etkisinden ozmoz yoluyla korunur. Değişik tuz çözeltisi hücreden su çeker ve bakteri hücreleri de su kaybettiği için bakteriler ölür. Bu sayede yiyecekler uzun süre bozulmadan saklanabilir. Burada var mı bir pürüz? Yok hocam. Geçiyorum. Hücre zarı yarı geçirgendir ve hücreler içinde bulunduğu ortam ile sürekli etkileşim halindedir. Hücre içi ve dışındaki derişim eşit ise su geçişi her iki yönde eşit miktardadır. Derişim eşit ise ne yapıyor? Ben sana 1 litre verirsem sen de bana 1 litre veriyorsun. Kan plazması gibi bir takım vücut sıvılarının ozmotik basıncına eş değer basınca sahip olan çözeltilere İzotonik çözelti denir. Tekrar söyleyelim. Kan plazması gibi bir takım vücut sıvılarının ozmotik basınca eş değer basınca sahip olan çözeltilere izotonik çözelti denir. Serum izotonik bir çözeltidir. Bu nedenle serumun vücuda zararlı etkisi yoktur. Aşırı su kaybı, ishal, kusma gibi durumlarda kişiye su yerine serum verilir. Serumu görüyorsunuz. İzotonik sodyum klorür %0,9'luk. Buradan ne yapıyoruz? Serumu hastaya veriyoruz. Böylece su kaybeden hücrenin su alması sağlanarak ozmotik dengesinin bozulması önlenmiş olur. Aşırı su kaybeden bireylere
Serum yerine su verilirse al yuvarlar, ozmoz nedeniyle şişer ve patlar. Yani vücudumuzda bu türlü hassaslıkları ayarlayamıyorsak hemen bir doktora gitmek gerekiyor. Burada doktorun vereceği bir karar. Dolayısıyla bu biz anlamakta zorlanabiliriz ama vücudumuzu bu anlamda su ihtiyacımız kadar içiyoruz ama vücudumuzda en ufak bir anormallik hissedersek hemen bir doktora başvuruyoruz. Eğer aşırı su kaybeden bireylere serum yerine su verilirse al yuvarlar, ozmoz nedeniyle şişer ve patlar. Bu zaten anormal bir durum, yani doktorluk bir durum. Kendimiz de anlayabiliriz biraz durumu. Evet, şu örneği birlikte yapalım. Aşağıdaki olaylar, çözeltilerim, koligatif özelliğiyle ilgilidir. Açıklayalım. Birincisi, yaz aylarında arabaların motor suyuna antifriz benzeri madde konulması. Antifriz benzeri maddeler motor suyunun kaynama noktasını yükselterek hararet yapmasını, ısınmasını engeller. Yani kaynama noktasını yükseltir, donma noktasını düşürür. Bu durum çözeltilerin kaynama noktası yükselmesi özelliğiyle ilgilidir. Yani yazın koymaya gerek yok antifrizi. Ne yapıyoruz? Kışın koyuyoruz. B şıkkı, dondurma makinesinin içinde buza tuz atılması. Dondurma makinesindeki buza tuz atıldığında suyun donma noktası alçalır. Bu da dondurmanın donmasını sağlar. Bu durum çözeltilerin donma noktası alçalması özelliğiyle ilgilidir. Tuz ne yapıyor? Donma noktasını düşürüyor, kaynama noktasını yükseltiyor. C şıkkı, tatlı su balıklarının tuzlu su akvaryumuna konulduğunda ölmesi. Tatlı suda yaşayan balıklar tuzlu su akvaryumuna konulduğunda balığın vücudundaki su akvaryumdaki tuzlu suya geçer. Bu balıklarda su kaybı gözlenir. Bu çözeltilerdeki ozmotik basınçla ilgilidir ve ne yapıyor? Balık ölüyor. Yani herkes kendi doğal ortamında yaşamalı. Evet, geçiyoruz. Geçiyoruz, geçiyoruz, geçiyoruz. Heterojen karışımlar. Heterojen karışımlara geldik. Yani homojen ne demek? Her taraf aynı görüntüde. Heterojen farklı görüntüde. Evet, petrol binlerce hidrokarbon molekülünün bileşiminden oluşan büyük oranda suda çözünemeyen ve sudan hafif bir karışımdır. Denize karıştığı anda denizin durumuna göre yayılım gösterir. Öyle ki 1 litre ham petrol denize döküldüğü takdirde yarım futbol sahası büyüklüğünde bir alana yayılabilir. 1 litre. Yani denizlerin kirliliği için felaket bu durum. 1 litre yarım futbol sahası alana yayılabiliyor. Bu durum en başta beslenmek için deniz yüzeyine ihtiyaç duyan canlıları etkiler. Yani martılar gidiyor, ne yapıyor? Denizden alıyor gıdasını, çıkıyor, suyunu içiyor, geliyor. Mesela çok ciddi bir çevre felaketi olan bu durumun en önemli sebebi petrolün suda çözünmemesidir. Petrol suda çözünmüyor çünkü. Petrolün denizlere ve okyanuslara dökülmesi çok fazla bir karışım meydana getirir. Yani çok fazla madde var bu sırada. Bu konuda heterojen karışımlar ve bu karışımların özellikleri ele alınacaktır. Burada heterojen karışımlara bakacağız ve bu karışımların özelliklerini yapacağız. Yani denizlerin temizlenmesi mümkün. Daha doğrusu kirletilmemesi gerekiyor önce. Temizlenmesi mümkün. Bu konuyu anladığımız takdirde bunları yapmış olacağız. Yani atıkların geri sıfır atık denen olay ya da atıkların kurtarılması konusu açısından bu konu çok önemli. Yani atık maddeleri zararlı hale getirmek mümkün, faydalı hale getirmek de mümkün. İşte bu konuyu düzgün anladığımız takdirde atıklar yani geri dönüştürülecek ve hayatımıza faydalı bir hale getirilecek. Öbür türlü tabiatı yok eden bir zararlı madde haline geliyor. Şimdi bunu inceleyelim. Heterojen karışımlar,
Homojen neydi? Aynı yapıda. Heterojen neydi? Farklı yapıda. Biz şimdi heterojen karışımları inceliyoruz. Her noktasında aynı özelliği göstermeyen karışımlara heterojen karışımlar denir. Ne yaptın? Suyun içine zeytinyağı döktün, heterojen oldu. Zeytinyağı ayrı bir maddeydi, kendi içinde bir bardak zeytinyağı homojendi, bir bardak su homojendi. Ama zeytinyağını suya karıştırdığın zaman ne oldu? Heterojen oldu. Mesela yeryüzünü oluşturan çeşitli kayalar portakal suyu, yani 2-15 şeklini görelim. Şekil 2-15'te portakal suyu heterojen bir karışımdır. Portakal suyunu sıktığın zaman homojen diyemezsin. İçinde çünkü çok türlü maddeler var. Biraz dikkatli bakmamız gerekiyor tabii ki. Toprak ve sis karışımları örnektir. Yani heterojen maddelere toprak. Toprağa baktığın zaman içinde çok sayıda madde görünüyor. Sis içinde çok sayıda madde görünüyor. Süt ilk bakışta homojen bir madde gibi görünse de mikroskopla bakıldığı zaman sütün içindeki yağ zerrecikleri fark edilebilir. Yani yağ da homojen değil, süt homojen gibi görünüyor ama homojen değil, heterojen. Çünkü çok dikkatli baktığımız zaman, mikroskopla baktığımız zaman farklı yapıda olduğunu görüyoruz. Her taraf eşit yapıdaysa ona homojen diyoruz. Farklılık varsa heterojen diyoruz. Heterojen karışımların özellikleri şu şekilde sıralanabilir. Dağılan ve dağıtıcı faz olmak üzere iki fazdan oluşur. Dağılan ve dağıtıcı. Şimdi bunlara örnekler vereceğiz. Özelliği her yerde aynı değildir. Heterojen karışımları inceliyoruz şimdi. Genellikle basit fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılır. Karışımı oluşturan fazlar çıplak gözle ve mikroskopla görülebilir. Karışımı oluşturan fazlar çıplak gözle veya mikroskopla. Yani bazen çıplak gözle görebiliriz. Eğer göremezsek sütte olduğu gibi mikroskopla görmemiz gerekebilir. Heterojen karışımlarda çözelti boyutundan daha büyük olan dağılmış maddeye dağılan faz denir. Çözelti boyutundan daha büyük olan dağılmış maddeye dağılan faz denir. Bu parçacıkların dağıldığı ortamı ise dağıtıcı faz denir. Dağılan faz çözeltideki çözünen maddeye, dağıtan faz ise çözücü maddeye benzetilebilir. Dağılan faz çözeltideki çözünen maddeye, dağıtan faz ise çözücü maddeye benzetilebilir. Tozlu hava örneğinde toz dağılan faz, hava ise dağıtan fazdır. Anlaşıldı herhalde değil mi? Yani çok olan dağıtan olmuş oluyor. Yani, deniz dağıtan, petrol dağılan. Evet. Bu son örnek doğru oldu. İlk örnek genellenebilecek, ilk söylediğim ilk genellenemez. Yani dağıtan ve dağılan olarak şimdi örneklerle anlatacağız. Aşağıdaki dağıtıcı ve dağılan fazlardan bazı örnekler verilmişti. Şimdi bunları örneklerle açıklayalım. Şurası dağıtıcı faz, katı sıvı gaz, dağılan ise katı sıvı gaz kendi içinde. Ne oluyor? Kaya, toprak, salata, sıvı içinde jel, jöle, merhem, ağır, strafor, sünger taşı, bulanık su, kan, boya, sıvı içinde olanlar, yani sıvı içinde katı olmuş. Şurada da sıvı içinde sıvı. Yani şu çaprazını aldığınız zaman şu sıvı içinde sıvı. Süt, zeytinyağı, su karışımı, sıvı içinde gaz, yangın söndürücü köpük, tıraş köpüğü. Dağıtıcı gaz, dağılan duman, tozlu hava, dağıtıcı gaz, şurayı silerek gidelim. Şunu anlatıyorum. Dağıtıcı deodorant, saç spreyi, sis, dağılan ise ne? Sıvı.
Gördünüz değil mi? Tekrar göstereyim bir tanesini. Şu mesela en son madde. En son şu maddeyi izah edelim. Nedir bu? Dağıtıcı faz gaz. Dağılan ise sıvı. Geçiyorum. Var mı sorusu olan? Heterojen karışımlar boyutu esas alınarak sınıflandırıldığı zaman tanecik boyutu 10 üzeri eksi 9 metre ile 10 üzeri eksi 6 metre arasında olanlar kolloid. 10 üzeri eksi 6 metreden büyük olanlar ise süspansiyon olarak isimlendirilir. Bakın buna dikkat edin. 10 üzeri eksi 6 burada kritik rakam. 10 üzeri eksi 6 metreden büyük olanlar süspansiyon. 10 üzeri eksi 9 ile 10 üzeri eksi 6 arasında olanlara da kolloid diyoruz. Gene bakalım. Süspansiyon, dağıtan faz, dağılan faz, katı, tebeşir tozu, su. Şuradaki örnek. 10 üzeri eksi 6'dan büyük. Süspansiyon oldu dolayısıyla. Kolloid olarak da kan 10 üzeri eksi 6 ile 10 üzeri eksi 9 metre arasında. Bundan dolayı da ne dedik buna? Kolloid dedik. Bu şekilde olduğu için. 10 üzeri eksi 6 ile 10 üzeri eksi 9 arası ise kolloiddi. 10 üzeri eksi 6'dan büyükse süspansiyondu. Geçiyorum. Homojen karışımlar. Homojen karışımlar. Dağılan ve dağıtan fazın fiziksel hallerine göre adi karışım, süspansiyon, emisyon, aerosol ve kolloid olmak üzere sınıflandırılabilir. Kimi yapıyoruz şimdi paylaştırıyoruz? Heterojen karışımları. Bir daha söyleyelim. Heterojen karışımlar dağılan ve dağıtan fazın fiziksel hallerine göre adi karışım, süspansiyon, emisyon, aerosol ve kolloid olmak üzere sınıflandırılabilir. Şimdi adi karışım. Şuradan birincisinden başlayalım. Nedir adi karışım? Birbiri içinde çözünmeden kalan katı katı karışımlarına adi karışım denir. Salata. Salatada kaç çeşit madde var? Oo, ne istersen karıştır. Derler ya bir ben eksiğim içinde diye. Hepsi var. Salata. Adi karışım. Bunun içine bütün mevsim meyvelerinden, sebzelerinden onlarca bile karıştırabilirsin. Karışık kuru yemiş istediğin kadar karıştır. Badem, fındık, fıstık ne varsa koy. Bu adi karışım. Adi karışımlara dağılan veya dağıtan faz ayrımı yoktur. Gülay biraz önceki o eksik cümlenin cevabı gelmiş oldu. Yavaş yavaş. Anladın herhalde değil mi? Efendim duyamadım. Anladım hocam. Süspansiyon bir katının sıvı içinde çözünmeden dağılması ile oluşan tanecik boyutu 10 üzeri eksi 4 ile 10 üzeri eksi 6 metre arasında değişen, bunu düşünün şimdi, 10 üzeri eksi 6, 10 üzeri eksi 4. Ne demek bu? Ne demek 10 üzeri eksi 6? Sıfırın yanında 6 tane ne var? Küçük sol tarafta 10 üzeri eksi 6, 6 tane sıfır var demek. Değil mi? Bu şekilde metre arasında değişen heterojen karışımlara süspansiyon denir. Ayran, Türk kahvesi, bazı şuruplar süspansiyon örnektir. Süspansiyonlar çoğunlukla bekletilerek bileşenlerine ayrılabilir. Beklettiğin zaman ne oluyor? Ayran dibe çöküyor. Beklettiğin zaman ne oluyor? Kahve dibe çöküyor. Bazı şuruplar ne yapıyor? Beklettiğin zaman dibe çöküyor. Tekrar ne yapman lazım onu? Çalkalaman lazım. Karıştırman lazım tekrar aynı şekilde dağınık hale gelebilmesi için. Geldik emülsiyona. Arkadaşlar geldik. Su ve yağın oluşturduğu emülsiyon. Bak, görüyorsunuz değil mi? Mesela yağı damla damla dökün. Bak şu tabloyu görürsünüz. Yağı suyun içine damlatın.
damla 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 ne yapıyor? Dağılır gibi görünse de dağılmıyor. Bir sıvının başka bir sıvı içinde çözünmeden dağılması ile oluşan karışımlara emülsiyon adı verilir. Bir sıvının başka bir sıvı içinde çözünmeden dağılması ile oluşan karışımlara emülsiyon denir. Yani şuradaki örnek. Emülsiyonlar genellikle iki adet bileşeni hızlı bir şekilde çalkalamak suretiyle hazırlanır. Karışımı kararlı hale getirmek için genellikle karışıma bir çeşit emülsiyon oluşturucu madde eklenir. Zeytinyağı karışımı kararlı olmayan bir emülsiyondur. Yani karıştıramazsın. Karıştır, tekrar ayrılır. Karıştır, tekrar ayrılır. Çünkü çalkalanıp karıştırıldıktan sonra yağ ve su birbirinden kolaylıkla ayrılır. Aerosole geldik. Bir katının ya da sıvının sorusu olan varsa hemen sorsun. Bir katının ya da sıvının gaz ortamında dağılması ile oluşan heterojen karışımlara aerosol denir. Bir katının ya da sıvının gaz ortamında dağılması ile oluşan heterojen karışımlara aerosol denir. Duman, böcek ilacı, oda spreyleri, sis bunlar aerosole örnek. Gaz ortamında dağılan madde sıvı halde ise sıvı aerosol, katı halde ise katı aerosol olarak adlandırılır. Evet, sorusu olan var mı? Geçiyorum. Kolloidler. Kolloidler katı taneciklerin sıvı içinde çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler halinde, yani ne demek bu? 1 ile 1000 nanometre. Nano ne demekti? 10 üzeri eksi 9. Dağılması ile oluşan heterojen karışımlara kolloid denir. Bir kez daha söyleyelim. Katı taneciklerin sıvı içinde çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler halinde, yani 1 nanometre ile 1000 nanometre arasında dağılması ile oluşan heterojen karışımlara kolloid denir. Kolloidler bekletilme ile genellikle bileşenlerine ayrılmaz. Bir katının sıvı içinde, sıvı faz içinde dağılması ile oluşan kolloidlere sol denir. Bir katının sıvı içinde dağılması ile oluşan kolloidlere sol denir. Kolloidler ışığı dağıtma özelliğine sahiptir. Kolloidal çözeltilerin ışığı dağıtabilme özelliğine Tyndall olayı denir. Tekrar söylüyorum. Kolloidal çözeltilerin ışığı dağıtabilme özelliğine Tyndall olayı denir. Tyndall olayı kolloidleri çözeltilerden ayırmada kullanılır. Şunu biraz aşağı 2.17'ye girelim. Bakın lazer ışını tutuyoruz. Lazer ışını tutuyoruz. Bu olay sabunlu bir çözeltiye veya tozlu bir havaya güneş ışığı vurduğunda ya da sisli havalarda araba farlarından çıkan ışıkla kolay fark edilebilir. Bakın tuzlu suda lazer saçılmaz ama kolloidde lazer ışını ne yapıyor? Bakın dağıldı. Gördünüz mü? Tyndall olayının gözlemlenmesi bu şekilde. Geçiyorum. Bu olayda şu olayda birinci karışım çözeltidir ve ışığın saçılmasına neden olmaz. İkinci karışım ise kolloid'dir. Işık kolloidin içindeki parçacıklardan dolayı her yöne saçılır, yani şunda. Bu nedenle çıplak göz ile rahatlıkla görülen bir iz bırakır. Aerosol ve emülsiyonların büyük çoğunluğu kolloid'dir. Süt, kan, diş macunu, puding, jel, jöle, tıraş köpüğü, çırpılmış krema, yağlı boya kolloidlere örnek olarak verilebilir. Evet, bir pürüz var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Yok hocam. Geçiyoruz.
Karışımların ayrılması. Burada ne görüyorsunuz? Karışımların ayrılması. Eskiden çok olurdu, şimdi fazla olmuyor. Annelerimiz pirincin taşını ayıklardı. Bulgurun içindeki taşı ayıklardı. Şimdi genellikle ayıklanmış hazır satılıyor. Yani o annemizin en çok vaktini alan işlerden birisiydi. İşte bu tekniklerle ne oluyor? Annemiz pirincin taşını ayıklamaktan, bulgurun taşını ayıklamaktan ne yapıyor? Kurtuluyor. Bunu şimdi artık makinelerle yapıyorlar. Önceden benim annem çok pirinci ayıkladığını, bulguru ayıkladığını çok görmüşümdür. Yani kendi tarlamızdan gelen ürünler olduğu için. Şimdi ne oluyor? Artık paketli ürünlerde bulgur, pirinç bu ayıklama yöntemlerini fabrika kendisi yaptığı için üretici firma rahatlıkla yapıyoruz. Ama bunu düzgün yapamamışsa bazen alıyorsun, bakıyorsun içinden taş çıkıyor. Ya artık diyorsun bu devirde bu sistemlerle artık bulgurun içinde taş çıkıyorsa o zaman bir daha bu markayı almam diyorsun, almıyorsun. Yani normalde bu yöntemlerle düzgün şekilde yapıldığı zaman ayıklamak mümkün. Şimdi nasıl yapmışlar bunu? Pirincin içindeki taşları ayıklamak, sudaki makarnayı süzmek, sanayide petrolü rafine etmek, karışımların ayrılmasına örnek olarak verilebilir. Bu konuda karışımların ayırma teknikleri ele alınacaktır. Şimdi bakın burada petrol... Sorabilir miyim? Tabii ki. Hani ayran katı sıvı karışımı oluyor ya, heterojen bir karışım. Hı hı. O ışığı iletiyor mu yani? Yok, ayran iletmiyor. Ayranı karıştırırsan ışığı iletir. Ama Tyndall olayını göremezsin. Ama o da heterojen bir karışım. Heterojen bir karışım, ondan ışık geçebilir. Yani ışığın geçmesi olayı şöyle. Yani güçlü ışık her türlü yerden, duvardan bile geçer ışık. Yani ışığın geçmesi farklı bir olay. Ama Tyndall ne yapıyor? Tyndall dediklerimiz dağıtıyor. Tyndall olayı o. Ha, o geçirmek değil, dağıtmak yok, olmuş oluyor. Tabii, dağıtmak oluyor. Yani ışık öyle bir madde ki, yani en kalın duvardan, dağdan bile ışık geçebilir. Işığın, çünkü ışık konusuna geldiğimiz zaman anlatacağız. Işık, çok farklı ışıklar var. Yani ışığın bir sürü dalga boyları var. Yani dağın arkasını izleyebiliyorlar şimdi savaş tekniğiyle. Yani diyelim ki dağın arkasında düşman var. Yani düşman lafını çok sevmem ama mecburen anlatmak için kullanıyorum. Ne yapıyorsun? Dürbünlerle ve ışık teknikleriyle dağın arkasındaki düşmanı görebiliyorsun. Yani ışık dağdan geçebiliyor. Ama onun enerjisine bağlı, yani ışığın enerjisine bağlı. Yani ışığın geçmesi dalga boyuna ve enerjisine bağlı. Anladım. O zaman yani her şeyden geçebilir ama bu olayda sadece dağılıyor. Dağılma. Tyndall olayı dağılmasından dolayı. Biz de zaten dışarıdan dağılmayı göremeyiz. Sonuçta ayranda göremeyiz yani. Zaten ayranda dağılma olmuyor. Ayranda geçip gidiyor içinden. Yani eğer çok iyi makinelerle bakarsan ayranın içinden ışığın geçtiğini görebilirsin. Mesela şöyle düşün Gülay. O zaman nasıl heterojen olduğunu ispatlayabiliyoruz? Heterojen olduğu maddeleri görüyorsun içinde farklı farklı. Yani çıplak gözle de görebilirsin, mikroskopla da görebilirsin. Heterojen olması. Tuzlu suda da görebiliriz. Efendim? Tuzlu suda da görebiliriz. Evet, yani çıplak gözle göremezsen mikroskopla görürsün. Aradaki farkı anlamak biraz zor oluyordur o zaman. Tabii. Yani çıplak gözle göremiyorsan mikroskopla bakacaksın. Karışımların ayırma teknikleri. Evet. Başka sorusu olan var mı? Geçiyorum. Karışımları ayırmak günlük yaşamın önemli bir parçasıdır. Mesela çöplerin geri kazanılması, değil mi? Şimdi çöp alıyoruz, karpuz, içini yiyoruz, dışını atıyoruz. Yani o kabuğundaki gıdalar içindekinden eksik değil aslında. İçinde enerji var, faydalı maddeler var, değil mi? Portakalı yiyoruz, içini kabuğunu atıyoruz. Kabuğu neredeyse portakalın ciddi bir ağırlık tutuyor, değil mi? O zaman yani bu kabukların kazanılması da aslında önümüzdeki yıllarda çok önemli bir gelir kaynağı oluşturacak. Oluşturdu bile zaten.
Yani düşünün, bir 30 sene önce bütün çöpler atılıyordu ve atılan bu çöpler sonra da patlıyordu. Orada gaz birikiyordu. Mesela Ümraniye çöplüğü patladı. 36 kişi ölmüştü. Yani ama şimdi yeni tekniklerle ne oluyor? Bu atılan çöpleri ne yapıyorsun? İçindeki enerjiyi geri alıyorsun. Portakalın kabuğundaki, karpuzun kabuğundaki. Tabii bir de ne var? Atılan çöpün içinde bakır tel var. Oo, çok yazık diyorsun. Bunu hemen geri almamız lazım. Yani bu türlü israflar maalesef yapılıyor. Şimdi bunları ya da atılan çöpün içine ekmek atılmış. Bu ekmeği alıp belki insan yemeyecek ama bunu kullanılabilir hale getirmek mümkün. Bu karışımları ayırma teknikleri, yani çöplerin değerlendirilmesi mesela burada önemli bir örnek olarak verilebilir. O zaman ne oluyor? Aslında çöpler çöp değildir. Yani atık bir madde diyoruz ona ama onun içinde çok çok değerli şeyler var. Bunları ayırmak ve geri kazanmak gerekiyor. Karışımları ayırma teknikleri. Günlük yaşamın önemli bir parçasıdır. Bu işlemin endüstri ve sağlık alanlarında önemli bir yeri vardır. Katı atıkların türlerine cam, plastik, kağıt, metal gibi ayırıp, yani başlangıçta ayırmak en doğrusu değil mi? Yani başlangıçta eğer sen kağıdı, karpuz kabuğunu, bakırı, tahtayı eğer başlangıçta ayırırsan o zaman bir problem yok. Ama bunları hepsini doldurup da bir çöpün içine ondan sonra ayırmaya kalkarsan iş ne yapar? Zorlaşır. Ama biz her türlü durumda geri kazanmak istiyoruz bunları. Yani sen bir tahta parçasını düşün. Yani çok sık yaptığımız bir hata. Bir tahta parçasını çöpün içine attığımızı düşün. O tahta parçasını şimdi geri önceden alsaydın bir fakir ne yapardı? Onunla ısınabilirdi. Ya da efendim onu o tahta o kadar kıymetli ki bir o tahtanın yetişmesi belki de 250-300 yıl tuttu, değil mi? Onu geri kazanmak, ne yaparsın onu mesela o tahtayı toz haline getirir, sunta yaparsın. Bugün sunta çok kıymetli bir malzeme biliyorsunuz değil mi? İnşaatlarda evlerimizi kullandığımız çok kıymetli bir madde. Ne yapıyorsun o tahtanın tozunu? Alıp yer döşemesi, duvar döşemesi, mobilya yapabiliyorsun. Yani gördüğünüz gibi çöp gibi gördüğümüz şeylerin hemen hemen tamamı çok çok kıymetli. Ama bunları ne zaman kazanmak gerekiyor? İlk anda. Yani çöpün içine karıştırmadan. Karışırsan, bunlar karışırsa o zaman işimiz var. O zaman işimizi yapalım. Ne yapalım? Bunları eğer karıştırmışlarsa birileri, o zaman bunları nasıl ayıklarız? Ayıkla pirincin taşını diye bir atasözü var ya. Yani ne oluyor? Pirincin içinde beyaz taşlar varsa ayıklamak çok zorlaşıyor. Ama biz burada her türlü ayırımı yapmayı öğreneceğiz. Çünkü bunlar önemli. Bunları geri kazanmak gerekiyor. Eğer geri kazanmazsak tabiat elden ne yapıyor? Gidiyor. Tabiat gidiyor ve çocuklarımıza, torunlarımıza yaşanamaz bir dünya bırakmış oluyoruz. Yani bu anlamda çöplerin değerlendirilmesi ve geri kazanacak şekilde ilk baştan itibaren ayrıştırılması çok önemli. Ekonomiye geri kazandırılması, atık suların arıtılıp tekrar kullanılabilir hale gelmesi, böbrek yetmezliği çeken hastaların diyaliz makinelerine bağlanması, bakın bu da aynı şekilde bu konunun içinde, ve ya da kanın tahlil amacıyla santrifüj edilmesi, bu duruma örnek verilebilir. Karışımlar, karışımı oluşturan maddeleri saflaştırma, kıvamlaştırma, zenginleştirme, izole etme gibi amaçlar için bileşenlerine ayrılır. Şurada kelimeleri anladınız mı? Karışımların bileşenlerine ayrılmasındaki süreçler yüzyıllardır uygulanmaktadır. Karışımların bileşenlerine ayrılmasındaki süreçler yüzyıllardır uygulanmaktadır. Eski medeniyetlerde bitkilerden çeşitli renklerde boya yapılması, deniz suyunun buharlaşmasından tuz elde edilmesi gibi ayırma yöntemlerini kullanmışlardır.
Karışımlar bileşenlerine ayrılırken karışımı oluşturan maddelerin manyetizma özelliği, erime ve kaynama noktası, tanecik boyutu, çözünürlük ve yoğunluk farkları kullanılır. Bakın bunu, bu şu cümlemiz çok önemli. Burayı dikkatle bir daha okuyalım. Şurayı. Karışımlar bileşenlerine ayrılırken karışımı oluşturan maddelerin manyetizma özelliği. Ne demek manyetizma özelliği? Yani çöpün içine demir tel atmışlar. Sen ne yapıyorsun? Bir güçlü bir mıknatıs getiriyorsun. Mıknatısı getirdin mi şak diye onları ne yapıyor? Hepsini çekiyor.